Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ülkemizin savunma sanayiindeki başarıları hedeflendi evet. dedi. Evet. Yerli teröristlerin kimlik belirleme çalışması sürüyor ama bir numaralı şüpheli PKK evet, dedi. Evet. Bakan Memişoğlu yaralılarımızdan birinin durumu kritik dedi Sağlık Bakanı. Evet. Aile Bakanı da şehit yakınlarıyla ve yaralı yakınlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi. Şimdi bunların dışında şimdi kaç şehidimiz var? Beş şehidimiz, Beş şehidimiz var. Şehidimiz var. Biri Birin, taksi evet. E, evet. 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 Biri, mühe, biri tusaş mühendisi evet. olduğunu evet. Bir, böyle bir bilgi evet. verdiler değil mi? Oradan geldi. Şimdi bir tanesi sen... tusaş çalışanı güvenlikçi. Ee, bir tanesi yine tusaş çalışanı. Ee, bir tane tusaş makine mühendisi. Bir tane de tusaş kalite kontrolcü. Böyle evet. şehitler. Evet şehitler. Ee, polislerden yaralılar polisler var. yaralı. Özel, Şehit özel, yok. Evet Özel hareket polisi. Polis özel harekatta yaralılar evet. var. Yedi yaralı Yedi, var. Yedi yaralı. Kaç yaralı yani. var? 7 yaralı var. Evet polislerden. Toplam kaç yaralı var? 22 yaralı var. 22 evet. yaralı var. Evet. Kaçının durumu? Birinin durumu. Birini. Bakan Birini. Söyledi. Evet. Evet. Söyledi. Birinin. Bakan Sağlık Bakanı söyledi. Birinin durumu kritik. İnşallah şifa İnşallah. bulur. İnşallah şifa bulur. Ee, şey bu. Bilanço bu yani. Evet. Durum Bilanço Peki. Ee, Ali Yerlikaya hala kimlik belirleme çalışmaları sürüyor. Devam ediyor dedi. Evet neticelenince hemen açıklayacağız dedi. Uzun mu sürer bu kimlik ee, belirleme? Şöyle e, parmak önce parmak izi taraması yaparlar. Eğer parmak izini silip de oraya gelmişlerse ya da daha farklı bir önlem almışlarsa e, yine e, emniyet birimlerinin, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın o kişileri tanıyan ekipleri olur ve genelde yüz tanıma kamera sistemleri de yine kimlik tanıması iyice yaparlar. teyit etmek istiyorlar. Zaten az çok bellidir. Bellidir. Ama mutlak suretle hata olmamasın diye tam evet. teşhis yapılması. Erkek yani ter terör örgütü evet. diyelim ki bu terörist bizim teröristimiz filan diye açıklama yapsa da ona bakmaz. Hayır, hayır, asla, kendi kendisi asla, asla. espit etmez. Hatta ister. şöyle yani o konuyla ilgili mesela PKK konusunda çalışan uzman olan herhangi bir emniyet ya da herhangi bir jandarmadaki görevli amir, komser bakar bakmaz kim olduğunu anlar. Çünkü hepsi eee görevleri, yüz profili hepsinin aklında vardır. Bilirler çünkü ben daha önce de çok bu tür olaylara gittim. Mesela komiser geliyordu PKK'lı turist ya da DHKPC turist etkisi hale getirmiş. Hemen bakıp isim söyleyebiliyordu. Ama o isim söylemesi kendi aralarında oluyor ama resmi bir açıklamaya dönüşeceğiz zaman daha somut belgelerle, bilgilerle. Birkaç sorun var. Bir tanesi şu ee, özel harekat polisleri yaralandı. Evet özel harekat polisleri. Şehit yok ama yaralandı, evet. yaralı var. Orada onlar güvenlik önlemi için mi bulunan polisler? Muhtemelen öyle düşünüyorum. Çünkü yani özel harekatçılar nedenle... mı koruyor orayı? Evet. Burayı? E, öyledir zaten Ahmet Bey. Çünkü orası stratejik bir nokta. E, hem J hem de özel harekat polisleri kuruyordur. E, ben şöyle yorumladım bu listeye baktığımda. E, şunu anlıyorum ben. PKK'lı teröristler içeriye girdiğinde aslında ilk önce sivillere hedef almış. Sonra silah ve çatışma seslerini duyan polis ekipleri müdahale etmiş ve çatışma sırasında yaralandıklarını. Böyle alıyor. bence de. Evet. Yani önce namertçe evet. elinde silah evet. olmayan evet. E, TUSAŞ hedef tusaş çalışanları. çalışanları, mühendisimiz evet. maalesef sivil hedef almış. şehit oldu. Önce sivil sivil almış. Almış. Sonra işte e, bir tane özel güvenlikçi var. O da muhtemelen kapıdaki belki özel güvenlikçi olabilir. Tam emin değilim ama öyle algılayabiliyoruz. Ee, diğerlerine baktığımız zaman polis memurları yaralı. Muhtemelen onlar da sonrasında o teröristleri etkisi hale getirmek için onlarla silahlı çatışma sırasında yaralmış olabilir. Peki bu alçak, bu alçak eylemde e, taksicinin öldürülme nedeni ne olabilir? Yani onu da bir taksinin gaspı oluyor genel. Bu arada taksiyi. Ahmet Bey çok özür Şimdi, dilerim. Bu saldırının sabotaj olup olmadığını konuştuk ya biz. Evet. Selahattin Demirtaş avukatlar aracılığıyla bir mesaj gönderiyor. Tam da o da öyle düşünüyor. Diyor ki sorunlarımızı konuşarak diyalogla, siyaset yoluyla çözülmesi arayışlarını kanla kesmeye çalışan anlayış bilmeli ki eğer Öcalan bir inisiyatif alır ve siyaset önünü açmak isterse tüm gücümüzle arkasında duracağız ve durmalıyız. Bir daha oku. Önemli stajı. Başlayayım. Yani şey. çok enteresan evet. değil mi? Diyor ki TUSAŞ'a yapılan saldırıyı kınıyorum diyor. Ee, sonra diyor ki sorunlarımızın konuşarak diyalogla siyaset yoluyla çözülmesi arayışlarının arayışlarını kanla kesmeye çalışan anlayış bilmeli ki eğer Öcalan bir inisiyatif alır ve siyaset önünü açmak isterse biz tüm gücümüzü arkasında olacağız ve olmalıyız ama bunu kandile bunu, bunu kandile söylemesi lazım kandile çünkü... söylüyor kandile zaten. söylüyor kandile abi kandile söylüyor çünkü De, şöyle İki senedir sen... söylüyor bunları beyler dikkatinizde. ama tabii söylüyor doğru İki senedir söylüyor onu inkâr daha da fazla ben daha da fazla ben. Ha, bir şey... Hakan abi az önce ayrışma ha, şey... dedim tek tek çok konuşalım. özür dilerim tam ayrışma başlar dedim tam da buydu işte tamam, tamam da şimdi... bunu iki senedir Ha çok söyleymiş. iyimser bulabilirsiniz beni beyler ya, ya demirtaş'ın açıklaması nın dikkate alınması lazım ve hani adam diyor ki bu eylemi yapanlar bilmelidir ki diyor evet. terör eylemini yapanlar evet, yani kesilemez kan kesemez di diyor bu süreç ya yani yapamaz yani iyi söylüyor da bunu iki yıl söylüyor söylüyor PKK da Dem de dinlemiyor dinlemiyor devre doğru. dışı bıraktılar doğru. çünkü şöyle doğru. yani biraz önce ismini söyleyecektim Helin Ümit biz yayındayken de Karayılan açıklama yaptı bunlar, kim bunlar Karayılan PKK'nın şu andaki en üst yöneticisi. En üst evet. El Helin Elin elinde oranın merkez komitesinde evet. ve daha çok dış ilişkilere bakan bir terörist. Bunlar terör, terör örgütünün, örgütünün ele başı. El, en birinci ele Bu evet. yöntemi Şimdi. özel savaş taktiği olarak Hangi görüyorlar. yöntem? Yani Bahçeli'nin yaptığı bu çağrıyı ne olarak Özel görüyorlar? savaş özel savaş yöntemi olarak görüyorlar ve bundan rahatsızlar. PKK bundan rahatsızsa Bence Bahçeli çok doğru bir şey yapmıştır. Ee, ben de aslında bu noktada soru soracaktım Muhammed Bey. Hani e, siz Abdülkadir Bey ile Menik Bey diyor ya yani örgüt yöneticileri bundan rahatsızsa. Yani onların rahatsız olması bu hamlenin doğru olduğunu mu izah ediyor bize? Öyle Tabii. Ben, ben lazım. kesinlikle evet. Yani Şimdi ben hani e, Bahçeli'nin de MHP'nin de PKK ile mücadele konusunda, terörle mücadele konusunda sınanamayacak olanlara inanırım. Onlar bunu bir parti çıkarı için, kişisel bir çıkar için yaptıklarını hiç düşünmüyorum. Partileri zarar görse de devletin menfaatlerini öncelikli gördükleri için yapmışlardır. Ee, Devam edebilir miyim? E, Sana sorularım var. Tabii ben de Peki. başkalarına soruyorum? Siz bana soruyorsunuz. Şimdi bu taksicinin öldürülmesi neden onu anlayamadım evet. ben. Heh, şöyle yani bu adam, Genelde adam bunu PKK... kanlı bir eylem yapıyorsun. Evet. Zavallı taksici niye? Şöyle e, Ahmet Bey. Olay yerine gidebilmeleri için genelde PKK terör örgütü'nün teröristleri hep bu taktiği uyguluyorlar. Mesela Emniyet Genel Müdürlüğü'ne olan saldırıda da yolda rastgele birini el ediyorlar, durduruyorlar. Vatandaşlar onlara iyilik olsun bir yolda kalmış vatandaşları alayım arabama da gidecekleri yeri götüreyim diyor. Fakat onu bile orada katlediyorlar. Ha, onu da katletmişlerdi onu da doğru. Ve buradaki amaç o araca erişim almak. Yani şey araca almak. Ee, Öldürme neden? Al adamın arabasını Hayır, git. İspat kalmasın, delil kalmasın, süreç uğramasın. olamasın. Çünkü e, o taksiciyi orada öldürse hemen belki biri görecek ya da yolun kenarına bıraksa biri görecek. Hemen alarma geçecek ve eylemi daha yapamadan yakalanacaklar. Bunun önüne geçebilmek için hatta bunlar mesela o kırsalda olduğu için kırsal anına attılar... Yine e, süreçleri sekte yoramadı ama burada işlerini garantiye almışlar, aracın bagajına bagaja koymuşlar. koymuşlar. Böylece hani kayıp vakası yok, cinayet vakası yok çünkü daha eylem süreci devam ediyor. Böylece de e, o yapacakları kanlı eylemin önüne geçilmesini engelliyorlar. Peki sence bu bir intihar eylemi mi? İntihar eylemi. Çünkü bütün PKK'lı teröristler bilir ki böyle sırtıda dişik, önemli yerlere yapılan saldırı sonrasında sağ çıkmayacaklarını hepsi bilir. İntihar intihar elimdir bu. Mesela emniyette pardon emniyet genel müdürlüğünde içişleri bakanlığına o tam şeydi zaten vedalaşarak gitmişti. İntihar bilmiyorum. Bu da böyle. Yani ha bu da böyle. Yani e, ama o çok öyleydi. Iyi. Tam olarak Tabii. Ya, bu da yani. bu da tam Tabii. olarak öyle yani adam, yani, burada da sağlam adam hani doğru. evet. E, intihar eylemi yapıyor. İntihar yani. eylemi. Evet. Mesela Taksim'deki eylemi düşünürseniz o intihar eylemi değildi. Orada neydi? Şüpheli yani. bir yani bomba paketinin bırakılması, bir kuriyelik taşeronluk vardı. Hatta profesyonel bir e, PKK'lı kadın değildi. Devşirdikleri bir kadındı. Peki son soru. İki teröristin sen diyorsun ki bunlar Muhtemelen büyük olasılıkla Suriye'den ya da Irak'tan paramatorla geçmiştir diyor son dönemdeki uyguladıkları teknik bu Peki bu eylemde iki terörist yurt içinden devşirilmiş olamaz mı böyle bir teknik uygulayamazlar mı ylelem e eylem teknikleri hareketleri ve e tarzları Tarzlarına baktığınız zaman çok eğitimli olduklarını görüyorsunuz yani aşırı profesyonel. Aşırı profesyonel. Ve PKK terör örgütü. Ya yani bu daha eğitimini mi gösteriyor? Tabii ki daha eğitimini ve daha eğitiminde de en iyi olduklarını gösterir. Şimdi şöyle PKK terör örgütü böylesine bir stratejik eylem yapacağı zaman en iyi adamını gönderir ki olay sekteye uğramasın, başarısız sonuçlanmasın diye. Ve dolayısıyla mutlaka kırsalda onların kendi arasında bir silah eğitimi e, ve operasyon eğitimi aldığını gösterir bu. Peki bu eylemin mesajı nedir İsmail Dükel? Sen ne anlıyorsun? Yani niye yaptılar böyle bir eylemi? Yani zaten e, bu sorunun cevabı tüm süreci e, nereye gideceğini e, anlatır. Onun için böyle çok somut bir e, cevap vermek e, şu aşamada e, çok doğru değil. Ee, ama şöyle bakmak lazım. Hani genellikle polis mantığı şudur. Bu eylem kimin işine yaradı? Evet. Yani yani yok. kimin işine yaradı bu? Nereden baktığınızla alakalı bir durum. O sorunun cevabını da tam olarak veremiyoruz. Evet, o, o sorunun cevabı da yok. Maalesef o sorunun cevabı da yok. Yani baktığınız zaman terörü e, barış sürecini e, sabote etmek. Sabote etmeye de yarar. Baktığınız süreç, baktığınız yerle ilgili. Baktığınız yer. Bana göre yaramaz mesela. Ha, Sana evet. göre yarar. Evet, evet. Aynen öyle. Yani e, ne olduğunu şu anda çok net tespit etmek e, sıkıntılı. Yani mesela Ama bana göre şöyle şunu da örneklendirelim. Aslında güzel bir nokta bu. Ben diyorum ki bu eylem yani süreci adı ne olursa olsun Bak yine söylüyorum. Süreci eleştirebiliriz. Yani süreçten bir şey çıkmaz. Bu hiçbir işe yaramaz diyebiliriz. Ya da yarar diyebiliriz. O bu ayrı bir tartışma. Bu ayrı bir tartışma. Ben şunu evet, söylüyorum. Yani bu süreci baltalamaya, sabote etmeye yönelik bir eylemse eğer diyorum. Asla baltalamaz, sabote edemez diyorum. Benim görüşüm bu kişisel vatandaş evet, evet. olarak. Yani, Sen de diyorsun ki e, baltalayabilir. Baltalayabilir. E, bu süreci e, sonlandırabilir. Bu süreci zora sokabilir. Zora sokabilir. Yani evet. nereden e, baktığıyla alakalı doğru. bir durum. Yani için. mesela birden e, öfke patlaması olur. Bahçeli der ki ya bunlar böyle yaptılar madem ben eder yani. ya da ısrar eder başlattığı süreci sürdürmekte filan. Hani bunu bilmiyoruz şu anda. Bu, şu, şu anda işte onu, onu anlatmaya çalışıyorum hakikaten. Yani aşağı yukarı aynı noktadayız zaten. Bunu şu noktada cevap vermek gerçekten zor. Zor. Ama başka bir şey var burada. Mesela Selahattin Demirtaş'ın açıklaması e, geldi. Biraz önce Melik okudu. Demin açıklaması var. Dem de bir açıklama yaptı. Demin de yaklaşımı Selahattin Demirtaş noktasında. O Abdullah Öcal'ın adını vermemiş ama barışa ilişkin bir sabote olduğu yolunda bir açıklama yapmış. Şimdi bunlara baktığımızda anladığım benim en azından Dem ve Selahattin Demirtaş Bahçeli'den gelen, bu e, adımı öneriyi ya da adıma bir adım atmışlar gibi gözüküyor. Daha sıcak bakıyorlar. Evet, daha sıcak bakıyorlar diye değerlendirmek mümkün.